Merhaba arkadaşlar, daha önce yayınladığım videoda Metaverse platformu The Sandbox'ın ücretsiz Vax Edit programıyla avatarımızı nasıl düzenlediğimizi ve nasıl 3 boyutlu itemler yaparak oyuna eklediğimizi adım adım anlatmıştım. Bu videoda da yine The Sandbox'ın diğer bir ücretsiz programı olan Game Maker'la oyun hazırlamayı anlatacağım. Birlikte baştan sona bir oyun hazırlayacağız. Videoyu tam burada durdurun ve içeceğinizi alıp öyle gelin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Eğer bu videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız, etkileşim yüksek olursa bununla ilgili daha ileri düzey eğitimlere de devam edeceğim. Hazırsanız ekran görüntüsüne dönüyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle Sandbox Game Maker'ı indirip açıyoruz. Bunu daha önceki videoda zaten detaylı biçimde anlatmıştım arkadaşlar. Eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Sandbox Game Maker'ı açtıktan sonra öncelikle bir oyun sahnesi hazırlamamız gerekiyor. Hemen Create New'den bir tane yeni oyun sahnesi hazırlayacağız. Buraya adamıza bir isim vereceğiz arkadaşlar. Ben buraya Ortaçağ Macerası diye bir isim verdim. Şu bölümden tema seçiyoruz. Bunu zaten anlatmıştım daha önceki videoda. Buradan adamızın büyüklüğünü seçiyoruz. Ben ufak bir ada seçeceğim. Küçük bir oyun yapacağız çünkü. Şu her bir arazi parçası, her bir kare 96x96 metre ve yukarıdan aşağı 128 metredir. Create'e tıklayıp bir ada oluşturuyoruz. Evet, bize arkadaşlar dümdüz regular yani doğal bir ada verdi. Şimdi burada bazı kontroller var. Bunları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Faremizin sol tuşuyla ada üzerinde bir yere tıklayıp mouse'u sağa sola çevirdiğimiz zaman arazinin çevresinde dönebiliyoruz gördüğünüz üzere. Aynısını mouse'un sağ tuşuyla yaptığımız zaman da alanın çevresinde yani kendi çevremizde dönebiliyor ya da görüntüyü kaydırabiliyoruz. Yine alt tuşuna basılı tutarken arkadaşlar fare tekerini ileri geri hareket et dediğimiz zaman da istediğimiz noktaya yakınlaşabilir ya da o noktadan uzaklaşabiliriz. Bunları adayı düzenlerken kullanacağız. Bu kontroller araziyi biçimlendirirken, nesneler ekleyip çıkarırken oldukça işimize yarayacak. Pratik yaptıkça bunları yapmanız daha da kolaylaşacak. Bu arada şu ortada üzerinde marker bulunan taş arkadaşlar bizim spawn olma noktamız yani adaya giriş noktamız. Bunu da daha sonra hazırlayacağımız oyun sahnesine göre taşıyacağız. Hemen şimdi şuraya basit bir oyun sahnesi yapalım. Çünkü çok uğraşırsak epey vakit alacak. Ama size çok önemli şeyler göstereceğim şimdi burada. Evet, şu kale taşlarına benzeyen şeyleri kullanabiliriz. İtem seçtik. Burayı kapattık. Ve daha sonra mouse'un sol tuşuyla bu şeyleri yerleştirebiliyoruz. Mesela bakın ben şu şekilde bir sahne yapmak istiyorum. Şöyle. İstersek tek tek koyabiliyoruz bunları. İstersek de şöyle tarayıp seçme yöntemiyle kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Şimdi alt tuşuna basacağım. Sahneyi döndüreceğim. Bir platform yapalım. Bu platformda kahramanımız ilerlesin ve çeşitli şeyler yapsın. Ama bunu yaparken de önemli konuları işleyelim. Şurada bir alan daha oluşturalım şöyle. Biraz daha büyük bir alan olsun bu. Siz arkadaşlar bu şekli, biçimi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu sadece bir örnek. Şimdi alt tuşuna basıp mesela dönüyorum arkadaşlar. Burayı da dolduruyorum. Eğer bu kontroller olmazsa ve yanlış işler yaparız açıkçası. Şimdi diyelim ki bir yeri yanlış yaptık. Bakın mesela burası eşit olmamış. Silme işleminde şöyle yapıyoruz. Herhangi bir blok seçiliyken eklediğimiz yerin üstüne gelip şöyle seçerek seçiliyken mouse'un sağ tuşuna basıp sürükleyerek arkadaşlar o bölümü bu şekilde silebiliyoruz. Daha sonra tekrar buraya eklemeler yapabiliyoruz. Mesela burayı da tamamladık. Burada da bir stage oluşturduk. Şimdi bu duvarları yine seçili olan bloğu sileceğim alanın üzerine getiriyorum. Sağ tıklıyorum ve bakın siliyor. Böyle tek tek de silebiliriz. Şimdi nesneleri konumlandırmayı ve döndürmeyi göstereceğim. Diyelim ki bir nesne ekledik. Daha sonra bakın hemen şurada solda seçim aracı var. Seçim aracıyla eklediğimiz nesneye tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere üzerinde oklar çıkıyor. Bununla sağa sola ileri geri yukarı aşağı yerleştirebiliyoruz. Ya da hemen altındaki rotate aracına tıklıyoruz ve yakınlaşarak şu çizgilerden tutup yine sağa sola yukarı aşağı öne arkaya eğebiliyoruz. Bakın böyle göz kararı bazen tam olmuyor çünkü açımızdan dolayı hata yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz buradan çevirirken sağ taraftaki hangi dönüyorsa o koordinatı doğrudan elle de ayarlayabiliriz. 270 diyelim bakalım. Evet, tamamdır. Şimdi seçim aracını tekrar alıyoruz. Ve böyle yerleştiriyoruz. Arkadaşlar oyun sahnemizi hazırladık. Ben şimdi size göstermek için bir ortam ayarladım. Öncelikle bir senaryo düşünmemiz gerek. Ben şöyle bir senaryo düşündüm. Karakterimiz arkadaşlar şuradan başlayacak. Burayı aşacak. Buraya gidecek. Şurada bir kapı olacak. Burada düşmanlar olacak. Bunları da geçtikten sonra şurada
bayrağa ulaşacak ve oyun tamamlanacak, victory yazacak. Bunu yapmak için öncelikle spawn noktasını, yani oyuna giriş, doğma noktasını stage'in içine almam gerekiyor. Spawn noktası sizin oyununuzu oynayacak diğer oyuncular için de, kullanıcılar için de geçerli. Yani onlar da buradan çıkacaklar. O yüzden bunu böyle kaçamayacakları bir noktaya koyuyorum. Burada doğsunlar ve daha sonra bu tarafa gittikleri zaman yanacaklar. Şimdi hemen bir play diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın buradan geçtiğimiz zaman gördüğünüz üzere canımızda bir azalma olmuyor. Sol yukarıdaki canımız hala %100. Peki bunu nasıl ayarlayabiliriz? Bu lavları nasıl damage verecek, yani zarar verecek şekilde ayarlayabiliriz? Öncelikle onu göstereceğim. Taba basıp edit moda dönüyoruz. Daha sonra arkadaşlar global parameters bölümüne tıklıyoruz. Burada hemen 3. sekme controller, buna tıklıyoruz. Bu arada avatarımızı da buradan ayarlayabiliriz. Nasıl yaptığımı diğer videoda göstermiştim. Tamam, bunu ayarladık. Şimdi global parameter... Yukarıdaki global parameters sekmesine tıklıyoruz. Controller'a tıklıyoruz. Ardından Components'e tıklıyoruz. Burada bakın Damaging Blocks var. Buraya Lava Balloon'u ekleyeceğiz. Nanın yanındaki kalem simgesine tıklıyoruz. Buradan arayarak da bulabiliriz. Lava var. Lava'yı seçtim. Daha sonra karşısında Blocks Damage var. Yani bu bloğa avatar temas ettiğinde ne kadar canı gidecek? 20 biraz fazla, bunu 10'a çekelim arkadaşlar ve kapatalım. Şimdi hemen deneyelim. Evet, buraya bu sefer kendi avatarımızla girdik. Şimdi bakın, üstünden geçmeye çalıştığım zaman her seferinde canımı biraz daha alıyor. Peki, avatar buradan nasıl geçecek? Bu kadar uzağa zıplayamaz. Deneyelim bakalım. En fazla bu kadar zıplayabiliyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan geçebilmesi için ona bir şeyler vermemiz gerekiyor. Mesela şu duvarın üzerine tırmanmasını sağlayacak bir şey verebiliriz. Zıplayınca da duvarın üzerine çıkamıyor. Buraya bir merdiven koyacağız ve tırmanmasını sağlayacağız. Taba basıp edit moda dönüyoruz. Alt kısma yine tıklıyoruz. Burada merdiveni arıyoruz arkadaşlar. Ladder. İngilizce bilmiyorsanız çevirici kullanarak bulabilirsiniz. Şöyle eski wooden ladder var. Bu işimizi görür. Onu seçiyoruz. Kapatıyoruz. Hemen şuraya yaklaşıp iyice, tam şuraya arkadaşlar bunu ekliyoruz. Seçim aracını alıyoruz. Soldan yine. Merdivene tıklıyoruz. Daha sonra sağda gördüğünüz gibi bir alan açılıyor. Bunu aşağı doğru sürüklüyoruz. Ve Add Component'e tıklayıp buradan arkadaşlar şu merdiven simgesi olan komponenti seçiyoruz ve yüklüyoruz. Bunun çok fazla bir ayarı yok ama biraz daha ayarlayalım. Edit Logic'e tıkladığımız zaman Climb Speed diye bir şey var. Bu merdivenden çıkış hızınız. Yani avatarı buradan hızlı ya da yavaş çıkarabiliriz. Ben bunu birazcık düşüreceğim. Şöyle %50'lere falan getireceğim. Şimdi bu tırmanma olayını da deneyelim. Play'e basıyorum. Avatarım tekrar spawn oluyor. Şimdi şuraya tırmanalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi avatarımız buraya tırmandı ama hemen ileri atlamamız lazım. Ve buradan düşmeden ilerlememiz lazım. Burada bir mantık hatası var. Buradan şurayı geçebilir avatarımız. Şuraya da arkadaşlar yüksek duvarlar dikelim ki buradan gidemesin. Buradan aşağı şuraya inmek zorunda kalsın. Ve burayı zıplayarak açsın. Tamam. Taba basıyorum. Bu alana geliyorum hemen. Birkaç tane şuraya duvar yapayım. Buradan ileri gidemesin arkadaşlar. Onu da yaptık. Şu kısma birkaç tane kötü karakter ekleyelim. Şunu hemen kapatalım. Kötü karakterlere bize bakalım arkadaşlar. Neler vardı? Barbar şefi var. Bu bize saldırır, çok güzel. Mesela bunu koyalım. Bunlar bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Diğer tarafta. Ara ara da oyunu save'lemeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa yaptıklarınız boşa gidebilir. Şimdi bir tane final bölümü yapacağız. Karakterimiz gelip işte buradan geçecek. Daha sonra şu alanda da final yapacak. Oyunu bitirecek. Burada bir şeye ulaştığı zaman bitirecek. Flag'i istiyorum. Şuraya koyacağım. Avatarımız bütün zorlukları, aşamaları geçtikten sonra buraya ulaştığı zaman victory yazacak ve oyun bitecek. Onu ayarlayacağız. Bunun için yukarıdan rules'a tıklıyoruz. Burayı önce aktif ediyoruz. Daha sonra add guest'e tıklıyoruz. Guest default diyor. Buraya biz final yazalım. Guest description'a bir şeyler yazalım. Final scene yazalım mesela. Unlock guest. Auto unlock kalacak arkadaşlar. Launch guest. Guest type'ı değiştirip wait for message'ı seçeceğiz. Ve buraya bir keyword yazacağız. Mesela complete yazalım buraya. Tamam. Yine guest completion, auto completion olarak kalacak ve after completion da end game olacak. Bunu ayarladıktan sonra kapatıyoruz. İşimiz bitti mi? Hayır. Bayrağa ulaşmanın oyun bitişini tetiklemesi için de bir iki ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi bayrağı seçtikten sonra yine sağ taraftan add components'e tıklıyoruz. Buradan bu sefer speaker'ı seçeceğiz.
Bakın hemen şurada text to display alanı var. Bunu da siliyoruz. Ardından edit logic'e tıklıyoruz yine her zamanki gibi. İnce ayarları hep edit logic'ten yapacağız. Sonra display condition alanında detect entity seçiyoruz. Ve detection range'ini biraz azaltıyoruz arkadaşlar. Çok da böyle abartı olmasın. 2 olsun mesela. Target text avatar olacak. Only once true olacak. Ve arkadaşlar message when spawn bölümünden az önce yazdığınız mesajı seçeceğiz. Neydi? Complete. Tamamdır. Şimdi play'e basalım ve deneme yapalım. Şimdi bayrağa gidiyoruz ve victory arkadaşlar. Gördüğünüz üzere final sahnemizi de hazırlamış olduk. Oyunu biraz daha çekici kılabilmek için yapmamız gereken birkaç şey daha var. Edit moda tıklıyorum. Şuraya, şu bölüme bir kapı yerleştirelim ve kapının da anahtarını başka bir yere koyalım. Gizleyelim. Bu kapı o anahtar olmadan açılmasın. Şimdi bunun için bir tane kural oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdan rules'a tıklıyoruz. Tekrar add guest alanından bir görev oluşturuyoruz. Bu da ne diyelim arkadaşlar? Lost key diyebiliriz. Kayıp anahtar diyelim. Description'a find the key diyelim. Unlock guest yine aynı kalıyor. Bunu değiştirmiyoruz. Launch guest ise arkadaşlar requires message olarak ayarlıyoruz. Message'ı da key collected olarak ayarlıyoruz. Bakın add key collected yazısı çıktı. Ona tıkladığım zaman buraya geçiyor. Bunu unutmayın. Tekrar kullanacağız. Guest type bu sefer burası counter olarak kalacak. Counter type collected objects olmalı. Burada zaten seçili geldi ama öyle değilse değiştirin. Ve buraya bir tag gireceğiz. Ben buraya k diyorum. Amount kaç tane obje toplanması gerektiği. Ben 1 diyeceğim buna. Siz birden fazla nesne de yerleştirebilirsiniz. 4 numaradaki guest completion. Bu da auto olacak. Bu da doğru. Ve arkadaşlar aşağıda send message var. Bu da k collected olacak. Buraya da yine k collected diyelim. Şu anda arkadaşlar guest'imiz eklendi. Burayı kapatıyoruz. Şimdi burada bir yere bir anahtar yerleştireceğiz. Bunun için de stage'in şu sağ tarafındaki alanı kullanacağız. Ve şuraya anahtarı yerleştireceğiz. Bunun için yine itemlerimizi açıyoruz. Buraya key yazalım. Hazır key var mı bakalım. Evet hazır key var. Altın olanı seçelim ve buraya. Ben tam şuraya bir anahtar yerleştirdim. Anahtar seçiliyken eğer sağ tarafta şöyle bir alan yoksa şu oka tıklayarak açabilirsiniz. Yine add component'e geliyoruz arkadaşlar. Bakın üzerinde collectible yani toplanabilen yazan komponenti ekliyoruz. Burası collision olacak arkadaşlar. Burayı değiştirmeyeceğiz. Bir display name yazacağız. Buraya lost key yazalım. Daha sonra edit logic'e tıklıyoruz. Collect sound seçeceğiz arkadaşlar. Burada itemimizle avatar temas ettiği zaman duyulacak olan müziği efekti ayarlayacağız. Event Tracer fena değildi onu seçelim. Collect message bölümünde ise daha önce oluşturmuş olduğumuz mesajı seçeceğiz. Ve en son olarak tag olarak da ne demiştik? Key demiştik. Key'i buraya ekleyeceğiz. Daha sonra Enter'a basacağız ki tag buraya eklenebilsin. Bu da tamam. Şimdi bu anahtarı bulduğu zaman arkadaşlar bir ses çıkacak. Ve daha sonra şu alanda kapının kilidi açılacak. Şimdi kapıyı ekleyip ayarlarını yapalım. Alttan bir tane kapı seçeceğiz arkadaşlar. Doğru diyelim bakalım. Şimdi avatarımızı alıp deneyelim bakalım bu kapı açılıyor mu? Ama önce tabii oyunumuzu kaydedelim. Bunu sık sık yapın arkadaşlar. Herhangi bir çökme olursa böylelikle ağlamazsınız. Normalde bu oyunda E'ye bastığınız zaman kapılar açılır. Şimdi biz bir ayar yapacağız. Sadece anahtarı aldığımız zaman bu kapının kilidi açılacak. Kapıyı seçiyoruz. Yine sağ taraftan behavior'ın doğru olduğundan emin olduktan sonra component'teki indicator'ı siliyoruz arkadaşlar. Ardından add component'e tıklıyoruz. Toggle behavior'ı şuradan seçiyoruz. Turn on message'ı yine key collected olarak seçiyoruz. Toggle message'ı none olarak ayarlıyoruz. Ve state'i false yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi anahtarı aldığımız zaman normalde kilitli olan bu kapı açılacak. Buraya birkaç tane de böyle heyecan verici bir şey ekleyelim. Mesela şu anahtarı almadan önce karşımıza bir tane yaratık çıksın. Şu elemanı seçelim. Bu biraz heybetli bir arkadaş. Bir de burada bununla dalaşalım. Buradan da canlı çıkarsak anahtarı almaya hak kazanalım. Peki bu da tamam. Buraya oyuncunun anahtarı bulması gerektiğini söyleyen bir karakter daha ekleyelim. Hemen şuradan. Şu olabilir mesela. Şu hoş duruyor. Bakın range epey yüksek. Bu herhalde geziyor. Bu gezme alanı olabilir mi? 1-1-1 yapalım. Tamam. Walk speed'i de düşürelim şöyle. Hatta 0 yapalım. Yürümesin yani. Add component'te speaker'ı seçeceğiz. Bu sefer text display alanına find the key diyelim. Wait for message, detect entity diyelim arkadaşlar. Yani bizi tespit ettiği zaman bunu söylesin. Daha mantıklı olur. Tamam. Bir tane de şuraya kötü adam yerleştirelim. İşi iyice zorlaştıralım. Bakalım bu oyunu tamamlayabilecek miyiz? Tamam, şu arkadaşı da buraya koyalım. Tamam arkadaşlar, sahnemizi hazırladık. Yukarıdan kaydediyoruz. Oyunumuz hazır. Siz uğraşarak tabii ki daha böyle alengirli, daha güzel şeyler yapabilirsiniz.
Eğer videoyu severseniz zaten bununla ilgili videoları devam edecek. Belki ileride daha karışık şeyler yaparız. Evet, status okey. Statüsü karga olanın arkadaşlar play'e basıyorum. Şimdi oyunu baştan sona oynayacağız. Hazır mıyız? Önce merdivenden çıkmamız gerekiyor. Karşımızda bir lav var. Ama buradan düşmeden ilerlemeliyiz. Tamam, güzel. Dümdüz koşuyoruz. Duvara geldik. Şuradan biraz daha geri gideceğiz ki zıplayabilirim. Bakın bize pazarcı diyor ki anahtarı bul. Şimdi biz bunu aldırmayıp şu kapıyı açmaya çalıştığımız zaman açamayacağız ve diyeceğiz ki burada bir anahtar var bir yerde. Nerede acaba? Yoksa şurada mı? Şurayı da şöyle koşarak geçiyoruz. Ve şu canavarın elinden de kurtulursak. Of, fena vuruyor ya. Yoksa biz ona vuramıyor muyuz? Bir gariplik var bunda. Heh, iyice yaklaşmak gerekiyormuş. Canımızı azalttı. Tamamdır, arkadaş hallettik. Şimdi anahtarımızı alıyoruz. Evet, artık kapıyı açabileceğiz. Şimdi klimp yapalım, tırmanalım. Zıplayalım. Hala önümüzde düşmanlar var. Canımızı iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Acaba kapıdan çıkmasam bunlar bana şöyle gelirler mi? Kapının ağzında dövebilir miyim? Heh, çok iyi. Ama istediğim gibi olmadı da. Evet. Ah, ölmemiş. %25 canım kaldı. En son şuradaki bana lava gelirse ölür mü acaba? Bak akıllıya bak. Vallahi gelmiyor. Gelseydin ya. Ah, eyvah. Vallahi ucu ucuna aldım. 5 canım kaldı ama... Hallettim. Evet arkadaşlar, victory. Oyunumuz tamamlandı. Peki bu oyunu nasıl paylaşacağız? Hemen saving dedik. Deneyiminiz paylaşıldı diyor. Gördüğümüz üzere yarattığımız Medieval Game isimli oyun burada mevcut. Birçok insanın oyun oluşturduğu genel galeri alanını da eklenmiş. Artık başka insanlar da girip az önce yaptığım oyunu oynayabilecek. Eğer bu konulara meraklıysanız ve bu konularda daha fazla video izlemek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.